İnsanı açlık öldürmez, alıştığı tokluk öldürür. Bilesin ki vücut için çok besin almaktan açlık daha elverişlidir. İlim bir kuyu, tartışma ise onun kovası gibidir. Mağluplar galipleri taklit ederler. Bil ki mantık ilminde esas ispat etmektir. Merhamet, masum olduğu için her kalbe misafir olmaz. Fazla tevazunun sonu, vasat insandan tavsiye dinlemektir. Her akıl, gücünün yetmediği ve idrak edemediği şeyleri inkar eder. Barbarlar, savaşla yenip fetheder, medeniyetse sulhla fethedeni fetheder. Akletmek, Müslümanlar tarafından terk edildi ve bu yüzden zelil bir hale düştüler. İnsan her zaman kendini yenende bir üstünlük bulduğunda ona boyun eğilmesi gerektiğine inanır. Dağları bir yerden koparıp başka bir yere nakletmek, gönülleri birleştirmekten daha kolaydır. Nerelisin sorusu, literatüre girmiş en ayrılıkçı, en bedbaht sorudur. Ha soran olursa, ben dünyalıyım. Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer. Devleti yıpratıp eski bir giysi durumuna getiren ve sonunda da büsbütün yıkıp yok eden varlık mı, parlak yaşamdır. Şehirlerin de bir ruhu vardır. Bir şehirde yaşayan insanlar zamanla yaşadığı şehrin ruhuyla karakteristik açıdan özdeşleşirler. Benim çırpınışlarım sevinçten değildir. Ele geçirilmiş kuş da çırpınır. Umursamazlığım da sevincimden değil, bazı olayları hatırlamamdandır. Zaman, bekleyince yavaşlar, gecikince hızlanır. Üzülünce can yakar, mutlu olunca kısalık, acı çekince bitmek bilmez, sıkılınca uzar. En fazla değer verdiğin dostun, sana kusurlarını haber veren ve bulunduğun makam dolayısıyla bunda çekingenlik ve korku göstermeyen kimse olmalıdır. İnsanların, başkalarının mükemmelliğini ve kendilerinden üstün olduklarını kabullenmeleri çok az görülecek bir durumdur. İnsan beyni, değirmen taşına benzer. İçine yeni bir şey atmazsanız kendi kendini öldürür. Matematik, insanın davranışlarını değiştirir. Hatta insanı dürüst kılar. İnsanın zatı itibarıyla cahil, kazandığı bilgi itibarıyla alimdir. Devletler de tıpkı insanlar gibi doğar, büyür, yaşlanır ve ölürler. Coğrafya kaderdir. Adaletsizlik medeniyeti mahveder. İnsan alışkanlıklarının çocuğudur. Zulüm ve bozgunluk ile meşgul olanların sonlarının kötü olması, Allah'ın kulları için koymuş olduğu bir kanundur. Peygamberler bile
başkalarını yenmek için kendileri gibi düşünen yol arkadaşları bulmak zorundadır. Öğretmenler, bilim sahibi olma yolunda öğrencilerine kitaplarını ezberletirler. Ancak bilimsel tartışmalarla ve münazaralarla konuları ve sorunları zihinde yerleştirme suretiyle kestirilebileceğini unuturlar. İlme yasak koyanlar veya insanları yalanla meşgul edenler, aklın ve insanlığın en büyük düşmanlarıdır. Bir görüşe ve bir inanca bağlılık ve taraftarlık insanın ruhuna işlendi mi, kendi isteğine uygun düşen haberleri işitir işitmez hemen kabul eder. Bu temayül ve taraftarlık insanın basiret gözünü örter, tenkit ve tetkikte bulunmasını engeller. Kalpleri müteferrik olanların akılları birleştirilemez. Zulüm, umranın harap oluşunun habercisidir. Gayri memnunlar medeniyet kuramazlar. Her şeyi takdir eden Allah'tır ve ondan başka Rab yoktur. Aklın birçok mertebeleri var. Önce dış dünyanın idrakı, taakkul. Taakkul demek, tasavvur demektir. Buna aklı temyizi de derler. İnsan bu meleke ile faydalıyı zararlıdan ayırır. Aktarmaya alışık kişi incelemeden yazar, aktarır durur. Tutarlı bakış ise yöneltildiğinde gerçeği bulup ortaya çıkarır. Bilim de bu gerçeğin evrelerini parlatıp aydınlatır tutarlı görüş için. Devlet doğal olarak iktidardakileri zengin ve gösterişli yaşam sürmeye sürükler. İktidarda yaşam olanakları çoğalır. Yaşam koşulları değişir. Egemenlerin dağıttıkları ücret ve ödüllere ilişkin giderleri artar. Zamanla gelirler, giderleri karşılayamaz olur. Durumdan duruma geçişler bütünüdür her şey. Bu değişmeler ve geçişler kişilerde, sürelerde, kent ve kasabalarda olduğu gibi tüm evrende, ülkelerde, kıtalarda, zamanlarda ve devletlerde de olur. Maddi ruh kanla beraber damarlarda akıp hareket ederek idrak, hareket ve bedenin ısısını ayarlar ve beynin içindeki akil kuvvesini tamamlar. İnsan nefsi bu şeffaf ruh ile idrak eder ve düşünür. Siyaset-i medeniye ilmi, ahlak ve hikmetin gereklerine göre insanların güven içinde hayatlarına devam edebilmelerini sağlayacak şekilde bir ev veya şehrin işlerinin nasıl düzene konulacağıyla ilgilenir. Bil ki kötü ve yerilmiş ahlaktan uzaklaşıp üstün bir ahlaka ve kişiliğe sahip olmak ancak kişinin kendisinde bir kemal ve yeterlilik vehmetmesiyle insanların kendisinin ilim ve sanatında muhtaç olduğunu hissetmesiyle gerçekleşir. Halk yalnızca adaletle korunabilen kullardır.